Merhaba web tekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte iPhone hız testi yapacağız. Videoyu Bonus Bay sponsorluğunda çekiyoruz. Şimdi hızlıca Bonus Bay'den bir 6S siparişi vereceğiz. Şu an elimizde iPhone 6S yok. O yüzden siparişimizi geçelim. Bizim 161 liramız vardı. Bonus Bay'in mantığını zaten daha önce birçok kez anlattık. Bir kez daha anlatayım. Alışverişlerimizden hiçbir şey yapmadan, yani alışverişimizi yaparken Bonus Bay üzerinden gidiyoruz ve Bonus Bay bize yaptığımız alışverişten kazanç sağlıyor. Zaten daha önceki videolarımızı takip edenler bilirler. Şu an bizim 161 liralık bir bonusumuz var. Yani işin özü bir şey yapmadan yaptığınız alışverişten para kazanacaksınız. Yani ekranda gördüğünüz bağlantıdan Bonus Bay sayfasına giderseniz ya da açıklama kısmında da var bağlantılar. 10 liralık bir başlangıç bonusluk kazanacaksınız. Şunu da söylemek istiyorum. 27 Kasım, 28 ve 29 Kasım'da yurt dışında daha çok olan bir olay var. Black Friday olayı, yani Kara Cuma muhabbeti. Bayağı bir indirime giriyor ürünler mağazalarda, internette falan filan. Bunu Bonus Bay ülkemize de yansıtmış. Mesela şimdi MediaMarkt'ın 1.60'tı. Bonus oranı benim saydığım tarihlerde 2 katına çıkacak. 3.20 olacak. Böylece daha fazla kazanç sağlamış oluyorsunuz. Biz şu an 1.60 üzerinden alacağız. Ancak dediğim tarihlerde alırsanız 2 kat bonus kazanmış olacaksınız. Hızlıca bizi MediaMarkt'a yönlendirmesi için tıklıyorum. Ve bonus al diyerek benim MediaMarkt'ın sitesine yönlendiriyor Bonus Bay. Hızlıca buradan iPhone 6S'imizi alacağız. Bu aşamaları hızlıca geçiyoruz. Burada şimdi kredi kartı bilgileri, adres bilgileri muhabbeti olacak arkadaşlar. O yüzden sizi sıkmamak adına buraları hızlıca geçiyoruz. Evet, alışverişi tamamladık. Bize 2-3 gün sonra elimize ulaşmış olacak. Biz de hız testini tabii ki o zaman yapabileceğiz. 6S elimize geldiği zaman. Şimdi Bonus Bay'e tekrar geriye geldik ve kazandığımız bonusa bakıyoruz. 208 lira 131 kuruş olmuş. Yani 161 liramız vardı. Ortalama 40-45 lira arasında havadan bir bonus kazanmış olduk. Şimdi biz ürünün gelmesini bekleyeceğiz. Ürün geldiği zaman da hız testimizi yapacağız. Tabii siz burayı hemen izleyebileceksiniz. Hız testimize tuş kilitlerini açarak başlıyoruz. Tuş kilitli açma kısmında herhangi bir lag görmedik. Şimdi telefonları aynı anda kapatacağız. Kapatma konusunda da herhangi bir sorun yaşamadığımızı belirtelim. Bütün telefonlar aynı anda kapandı sıkıntısız bir şekilde. Kapanmadan sonra hızlıca açılmaya da bakalım. Açılma testimizde birinciliği bizi şaşırtmayarak 6S aldı tabii ki de. Altes'in açılış hızı bize bayağı bir hızlı geldi diğer telefonlara göre. Burada bizi şaşırtan 6 Plus oldu. Hani biz ikinciliği 6 Plus'ın alacağını düşünüyorduk. Gördüğünüz üzere 5S aldı. Bakalım üçüncümüz kim olacak? Üçüncümüz 6 Plus oldu arkadaşlar. 6 Plus'tan hemen sonra 5 geldi. Ve şimdi 6 gelecek. Ve en sona da 4S kaldı. Biraz garip bir sıralama oldu açılış hızları konusunda. Bu da bizi bir tık şaşırttı. Bu arada 6S açıldıktan hemen sonra kullanıma hazır hale geliyor. Bunu da belirtelim. Şimdi tarayıcıya ne kadar hızlı girdiklerini kontrol ettik. Burada milisaniyelik farklar oldu. Tarayıcıda da WebTekno'ya girdik tarayıcı üzerinden. İlk önce 6 Plus girdi. Daha sonra 6S girdi. Ana ekrana dönmek için Home tuşuna basıyoruz. Buradaki farka da bakalım. Burada da herhangi bir fark göremedik. Şimdi kafa topu oyunumuzu açacağız. Kafa topunda bakalım ne gibi bir sonuç alacağız. 6S ilk başta sunucuya bağlandı. Hatta 6S'de 6 birebir gidiyor. 5S'de 5S'de 5'de onların bir tık gerisinde 4S'de rahat açıldı hızlıca. Burada bizi yine 6 Plus şaşırttı. 6 Plus sunucuya bayağı bir geç bağlandı. En son gelen burada 6 Plus oldu. Şimdi bir de WebTekno uygulamasına girişe bakalım ne kadar hızlı girecekler. En son 5 geldi. Bunun dışında yine süreler birbirine hemen hemen yakın. Burada şunu söylemem lazım ki 4S bütün görselleri bir anda yükledi. Hepsi aynı Wi-Fi ağına bağlı olmasına rağmen diğer 5 telefonda görselleri biraz daha geç yükledi. Bu da yine iPhone'larda bizi şaşırtan durumlardan bir tanesi oldu. Şimdi hızlıca seslerine bakacağız. Cihazların ne kadar ses çıkıyor. 4S'te 85 desibeli gördük. 5'e baktığımız zaman zaten siz de görebiliyorsunuz. 98.2 desibeli görüyoruz. Bu arada hepsinde aynı melodiyi son sesle açtık arkadaşlar. Bunu da belirtelim. 5S'e baktığımız zaman 91.1 desibeli görüyoruz.
iPhone 6'ya baktığımızda 89.8'de kaldı. 6 Plus 90.6'da kaldı. Şimdi son olarak 6S'e bakacağız. 6S'de tam 91.6'da kaldı ses olarak. Yani buradan çıkaracağımız sonuçta en çok sesi bizim testimizde iPhone 5 verdi. Hız testimizin sonuna geldik. Aynı zamanda videomuzun da sonuna geldik. Aklınıza takılan soruları yorum olarak bizlere atmayı unutmayın. Ayrıca videomuzu beğenmeyi ve paylaşmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.